genel cerrahi uzmanımız operatör doktor Hasan Yüce yanımda. Hocam hoş geldiniz tekrardan diyorum. Evet, hastanemizin kıymetli ve başarılı hekimlerinden kendisi. Hocam sizinle bugün tüp mide ameliyatını konuşacağız. Bu konuda da az önce ekranda görsellerde de gördük, yine birçok hastalarınız var hem yurt içi hem yurt dışından. Hocam tüp mide ameliyatı nedir, bize bahseder misiniz? Şimdi pandemide gerçekten aşı çok önemli. Evet. Halkımızdan bazı kişiler söylüyor, işte aşıya inanmıyoruz, olmak istemiyoruz, bir bakalım, bir düşünelim falan. Böyle bir şey yok. Eğer bu hastalıktan kurtulacaksak evet, herkesin aşılanması gerekiyor. Bu şart. Ben de ikinci dozumu oldum. Hiçbir yan etkisi yok. En ufak bir kızarma veya kolda bile bir ağrı olmadı. Ateş vesaire hiç olmadı. Konumuza gelirsek, bu pandeminin herhalde bir olumlu yanı var. O da bayan arkadaşlarımıza, ev hanımlarına karşı iyi bir yönü oldu. Çünkü erkekler mutfağa girdi. Artık hepsi yemek yapar ve öğrenir oldu. Ama bunun kötü tarafı var. Obezite. Evet. Bir de hareketsiz yaşam olunca bu konuda profesyonel olarak bir şeyler söylemek lazım tabii. Evet hocam. Şimdi tüp mide ameliyatı bir kere tüm dünyada zayıflama ameliyatlarında kriterlere uyuyorsanız ilk tercih edilecek en emniyetli, yapımı rahat ameliyat şekli, rahat, hastanın da fazla bir anatomisini bozmadan yapılabilen bir ameliyattır. Bu bir teknik, 2000'li yıllardan beri uygulanıyor ve çok başarılı sonuçlar alınıyor bu konuda. Biz de aynı şekilde öyle başarılı sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde tüm dünyada ilk sırada oldu. Peki hocam, bu ameliyat nasıl yapılır ve ameliyatta hangi teknik kullanılır? Kısaca bahsedebilir misiniz? Şimdi body mass endeksi, bunu tabii çok bahsettik. Kilomuzu boyun metre cinsinden karesine bölünce çıkan değer. Evet. Bu eğer 35 ve üstündeyse zaten bizim ilk hedefimiz, hastalara önerdiğimiz kalıcı bir çözüm istiyorsak eğer ve bütün her şeyi denemişsek tüp mide ameliyatı. Tüp mide ameliyatını biz kapalı yöntemle yapıyoruz. Evet. Hastamız geliyor, başvuruyor, kriterlerini inceliyoruz, tetkiklerini yapıyoruz. Ondan sonra eksik olan bir şeyimiz varsa onları tamamlıyoruz. Konsültasyonlarımızı yaptırıyoruz. Ardından da hastamızı yatırıyoruz ve kapalı yöntemle ameliyatımızı yapıyoruz. Peki hocam, tüp mide ameliyatının riskleri var mıdır? Varsa nelerdir? Şimdi her ameliyatın riski vardır. Evet. Şimdi basit bir fıtık ameliyatına bile girseniz, o arada hastada kalbinde bir problem olabilir, ufak bir pıhtı atabilir vesaire. Bunlar bir genel bir ameliyat riski dışında ekstra olabilecek riskler aslında çok yok. Burada en çok korkulan şey mideden olan kaçaktan korkmaktır. Evet. Yani genel olarak. O da yeni çıkan bu FDA onaylı stepler ile zaten çok görmüyoruz. Kitaplar 1/3 diyor ama biz 1/3 bile görmedik. Görmüyoruz da. İkincisi, uygun ve titiz bir teknikle yapılırsa herhangi bir şekilde bir kanama ya da bir organ yaralanması vesaire hiç görmüyoruz, olmuyor da. 3 gün yatıyor hastalarımız. 3. günde hastamızı zaten 2. gün beslemeye başlıyoruz. Evet. Üçüncü günde hastamız çıkmadan önce Büşra Hanım'a gönderiyoruz. Büşra Hanım da güzelce de nasıl besleneceğini tarif ediyor. Ondan sonra da kontrollere gelmek üzere de taburcu ediyoruz. Peki hocam, bu ameliyatta uygun yaş sınırı ve kilo sınırı nedir? En çok merak edilenlerden. Şimdi böyle ameliyatlarda aslında yaş sınırı yok. Fakat yaş 60 ve üzerinde olduğu zaman biz bunu pek yapmak istemiyoruz. Niye? Çünkü damarsal yapılar artık kireçlenmeye başlamış oluyor. Evet. Hastanın doku iyileşmesi güçleşmeye başlıyor. Ama 60 yaşın altında bunları daha az görüyoruz. Yaş sınırı o şekilde ve 18 yaşından da büyük olmuş. Artık yani vücudun oturmuş olması gerekiyor.